Merhabalar beyler bayanlar. Nasılsınız bakalım? Ben çok iyiyim. İnşallah siz de çok iyisinizdir. Bizim burada bugün birazcık hava kötü ama olsun. Gene de dedim ki içimizi kötü yapmayalım. O yüzden evde kalmışken şöyle dedim birazcık bakım yapayım. 2 aydan beri sürekli kullandığım bir jelatin tozu diye siz de duymuşsunuzdur. Yaptığım bir maske var. Ve ciddi dehşet şekilde memnunum. Siyah nokta, gözenek hepsini unutun. Yani eğer siyah nokta şikayeti, gözenek şikayeti olanlar varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir kez kullandığınızda zaten ne demek istediğimi de anlayacaksınız. O yüzden bunu sizinle de paylaşmak istedim. İhtiyacı olan olursa deneyebilir. Ben çok memnunum. İnşallah siz de çok memnun kalırsınız. Zaten malzemeler de çok kolay. İlla ki duymuşsunuzdur çok da gündemde olan. Ki kesinlikle de gündemden kalkmaması gereken bir maske diyorum ben buna. Her aktardan bulabileceğiniz jelatin tozu. Benimkisi bitmek üzere yenilemem gerekiyor. Bunun yanında sütle ya da suyla da yapabiliyorsunuz bunu. Ben sütle daha çok memnun kaldım. Daha yumuşak yapıyor gibi geldi ama şu anda evde süt yoktu. Bakkala gitmesi de çok zor geldi açıkçası. O yüzden suyla yapacağım. 1,5 kaşık falan bir kaba jelatin tozunu koyuyorsunuz. Üzerine de göz kararı su koyuyorsunuz. Yani belirli bir ölçüm benim yok maalesef. Az su koymayın. Baştan böyle şimdi göz şey yapacağım, göstereceğim. Şimdi mesela ben çok az bir su koydum içerisine. Şimdi bunu karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Bu karıştırınca bir katılaşıyor, bir katılaşıyor. O yüzden birazcık fazla, bir tık fazla koyabilirsiniz yani. Karıştırdıktan sonra ben üzerine tekrar, çünkü katı olduğunda sürmesi acayip zor oluyor. Parça parça kıvamımızı yakaladık. Evet, bunu fırça yardımıyla elinizle artık nasıl kolayınıza gelirse yüzünüze uygulayabilirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. Başlıyoruz. Bende başka fırça yok da. Normal mutfak fırçası almıştım kendime. Onu hiç kullanmamıştım mutfakta. Kendim maskelerim için kullanmaya başladım. Bu şekilde yüzünüze uyguluyorsunuz. Bu zaten biraz bekleyince kuruyacak, böyle gerilecek falan. Soyulmaya hazır hale gelecek. Gerçi öyle şey gibi siyah maskeler gibi falan bir kere de şey yapmıyor, öyle bir kere de soyulmuyor falan, parça parça soyuluyor da. Gerçi bir kere de soyanlar da var bunu ama onu ben becerememiş olabilirim. Bu arada çekecek yerde bulamadım da tezgahın altı, mutfak dolabının altından böyle çekmeye çalışıyorum. Üstte de dolap, eğilmem gerekiyor. Sürme işlemim bitti. Bu şekilde. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Aman kaşlarınıza falan da dikkat edin ha. Benim zaten doğru düz kaşım da yok. Hepsi gider vallahi. Yavaş yavaş kurumaya başladı. Zaten kurumaya başladıkça geriliyorsunuz. Böyle konuşurken falan baya bir şey oluyor. Garip oluyor. Buralarıma da sürmüşüm. Kabuk kabuk olmuş. Neyse. Kuruyunca görüşürüz. Evet arkadaşlar. Maskemiz kurudu. Bayağı bir gerildi şu anda. Bunu bu şekilde parça parça soyup, bakın altına bakar mısınız nasıl temizliyor? Evet, yüzümü yıkadım, maskemi çıkarttım. Parlıyor cildim. Siyah nokta falan hiçbir şey kalmadı. İnşallah sizin işinize de yarar, denerseniz. Denemenizi tekrardan tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.